Nasılsın Muharrem? Yani iyiyim diyeceğim. <laughs> İçeriğini bilmiyoruz ama iyiyim yani. Kötü değilim. Güzel. Bugüne kadar gelmiştiğimizde iyi kötü bir yerlerde şu an bir şeyler yapıyoruz. Bugün de bir şeyler konuşacağız. Evet. E, ders belgeliğinden ve senin ders belgeliğindeki eğitim süreçlerinden bahsetmek için bugün buradayız. Güzel. Ders belgeliği. İlk başta o zaman şöyle giriş yapmak istiyorum. Yani ders belgeliği ben işte Marmara Üniversitesi'ne geldim. Ders belgeliği neydi? Nasıldı? Ee, biz ilk başladığımızda, ya ben özellikle benim e, dönemimde şey yoktu. Deseni aslında ders belgeli aracılığıyla almadık. Yani Hamile hocanın öğrencisi değildim ben ilk girdiğimde. Benden önceki yıllarda bu şekildeymiş. Desene giriyoruz, işte öğrencilerden duyduğum bir şeyler var. Ders belgeli, işte Hamile hocanın atölyesi, desenler çıkıyor. Bir, e, orada bir kültür var falan. Bunları zaten duymaya başlamıştık. Yani okula girdiğimizde bunları duymaya başlamıştık. Ama bazen şey gibi hissedebiliyordum. Yani bir insanlar abartıyor mu bir şey mi oluyor burada ne var derken çok fazla iletişimde kurmadım öyle ki benim ön yargımdı belki. Hani hep böyle uzakta kaldı. Çok o atölyeye girmeyi tercih etmedim ki zaten okula başladığımızda burada kendime ve insanlara bir eleştiri yapacağım. Ya, okula başlıyoruz, ne olduğunu anlamıyoruz. Okul var, birinci sınıftayız. Bir şeyler dönüyor ama bir topluluk yok aslında. iletişim kurmuyoruz. Birbirimizle nasıl iletişim kuracağımızı bilmiyoruz. Bu süreç hep böyle uzadı bende de. insanlar iletişim kurabiliyordum ama hani eğitim, eğitimle alakalı eğitim süreçleriyle. Neyse şeye geleceğim. Bende de böyle başladı. O yüzden hep çekinik kaldım. Gidip incelemedim, bakmadım. Derken bir gün sürekli duyduğum şeyler üzerine bir gün bir yarışma başlatılmıştı e, ders belgeliğinde. Aa dedim... Desen yarışması. Desen yarışması evet bir şey var. Ya desen yarışması. E ben desen yapmayı seviyorum ama seviyorum. Sevmekle bilmiyorum tabii de. Desenle o zaman onu da bilmiyorum. Şey yapıyorduk biz çünkü. Benim aklımda o zaman desen abi ne görüyorsam aynısını çizeceğim falan. O evet. ışık gölge. Aynen. şey gerçekçi olacak falan. Yarışmaya da öyle bir resim yaptım. böyle hani Gerçekten aldım. Birini buldum. Böyle güzel bir açıdan 45 derecelik bir açı fotoğrafını çektim ve fotoğraftan çalıştım bu arada. Neredeyse ne görüyorsam aynısını koydum yarışmaya girdim falan. İlk defa işte ders belgeme gideceğim günlerden bir tane şey. Yarışmanın sonuçları açıklanıyor falan. E çok iyi tanışıyam girdim içeriye. bir baktım farklı şeyler var. Portreler var. Benimki çok aşırı gerçekçi ama orada başka bir şey var. Biri portre yapmış ama hani hiç benim bildiğim şekilde değil. Koyuluk bırakmış, açıklık bırakmış, karelere bölmüş. Yani karelere bölmüş dediğim hmm. çizgileri başka bir şekilde kullanmış falan. İlk orada böyle bir farklı bir şey görmeye başladım. Ama o on yargım yıkılmaya da başlamıştı. E burada bir şey var o zaman. Burada bir süreç var. Bir de atölyenin genel bir aurası var. İlk yerinde evet. de hissediyorsun. <laughs> okay. Yani hastane koridorundan geçip renkli bir alana giriyorsun. Onun da bir şeyi vardı. İlk ben böyle tanıştım daha birinci dönemi sonlarıydı sanırsam. Ee, o ön yargım bir şekilde kırıldı ve yavaş yavaş aslında atölyeye girmeye başladım. Daha ikinci sınıfa geçmeden yani atölyeyi seçmeden. Ama orada gördüğüm şeyler okul geneline düşündüğümde öğrenebileceğim bir yer olduğunu düşünerekten de artık bir de bize şey de söyleniyordu notlarımızı yüksek tutmanız lazım. Hani şeyi de var atölyenin. Açıkçası şeyi vardı PR'ı vardı atölyenin bu şekilde. ...notlarını yüksek tutacaksın ki oraya girebilesin... ...bir yarış vardı ya... ...ATV'ye girmek evet. için... ...niye vardı bilmiyorum... ...aslında girenleri kaçtığı bir sürece dönüşüyor... ...nedeni... ...çalışıyorduk abi yani çok çalışıyorduk... ...genelde hep böyle bir algımız var ya... ...orada böyle bir şey var... ...ona doğru koşuyoruz hani istiyor çünkü herkes istiyor... ...ama giriyorsun... ...emek sarf etme kısmında tık çakılık alıyorsun... Aynen. Yani ders belgelerinin bu kısmına gireceğiz sanırsam. Daha çok konuşmamız gereken yer belki burası olabilir. Emek kısmı. Benim tanışmam böyleydi. Seçmeye karar vermem de böyleydi. Hala tabii ki de çekincelerim vardı. İşte çünkü orada bir insan var, orayı yönetiyormuş gibi hissediyordum. Hı hı. İnsanların ürünleri birbirine benziyor. Bir de şey algısı var. Yeni girmişsin okula. Hani herkes orada topluluk haline toplanıyor, bir şeyler yapıyor. Hani böyle çekici bir tarafı vardı istemli ya da istemsiz bu oluşturulmuştu Ben dedim ki tamam yani resmi yapmak istiyorum Amin Hoca'nın atölyesi Böyleydi aslında ilk gördüğüm Amin Hoca'nın atölyesine Girmeye karar verdiğim şekli Çok, çok güzel. güzel evet ee, Peki bu süreçte böyle e, Kendi alanında yani Çalışmalarında nasıl değişiklik hissettin yani Atölyeye girmeden önce hı? ya da girdikten sonra Kendini nasıl tanımlıyorsun yani dedin ya ben Geldim gördüm böyle birkaç e, desen vardı ve çok şaşırdım çizginin dışındaydı Yani hı hı. benim bildiğim çizginin dışındaydı bu çizgi seni de şekillendirdi mi ya da sana da etki etti mi belki daha özgür kıldı mı yoksa sen daha farklı bir şey mi kazandın burada yani sürecinden bahseder misin bize? Tabii ki de atölyeye girdik işte başlıyoruz ne yapıyoruz atölyeye girerken herkesin o büstü çizmesi lazım ama büst karşımıza şey böyle işte gözü biraz ayrık bunu biraz daha değişik yani bildiğimiz formların bir tık dışında insan yüzünün dışında ama insan kafası olan bir büst vardı orada e, ee, onu çizmeye başladığımda şeyi fark ediyordum. Ben hala onu kendi bildiğim alana zorluyorum falan. Aslında ilk farkındalık orada olmaya başladı. Evet e, ben bildiğimin dışında burada bir şey var diyerek girdim ama hala bildiğimi okumaya girdim. Yani hani gireceğim ne görüyorsam o mis gibi çizeceğim ama böyle birebir aynısını yapacağım. Onu da bildiğine göre yapacağım. Aynen bildiğime <laughs> göre yapacağım. İşte arkayı biraz koyulacağım o öne çıkacak falan. Işığı belli bir yerden geçireceğim. Her neyse. Ama baktım yani çizdiğim şey karşıya koyduğumda değişmeye başlıyor. Orada ben biraz ezberlerimin farkına varmaya başladığım yerlerde aslında. Bu sürecin başlangıcı sonrasında süreç nasıl gidiyor sürekli deniyoruz kendimizi çiziyoruz ama bunları çizerken de derste şeyler konuşuyoruz. Tabii ilk sınıflar karakter vesaire konuştuğumuz yerler değil ama ışık konuştuğumuz yerlerdi, kadraj konuştuğumuz yerlerdi, desen öğelerini konuştuğumuz yerlerde ve bunların da nasıl kullanacağımızı öğrenip aslında bir şeyler anlatabilmemize olan etkilerini konuştuğumuz günlere başlamıştık. Aa resim evet resim bir şey anlatıyor. Resimlerle hep sürekli bir şeyler anlatıyoruz. Benim resim yapmak istemem nedeni de bu ama atölyede bu nasıl işliyoru burada biraz anlamaya başladım. İşte belli şeyler var. konuştuğumuz belli desen öğeleri var. Desen öğelerini öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrendikten sonra derinleştirdiğimiz hikayelerin olduğu kısımlara başladık mesela. İşte Oraya geçmeden, oraya geçmeden bu alanı da girelim, aynen, Kompozisyonu. aynen. soracaktım ben de sana tam. oraya aynen. dönelim ama orayı da vermek istedim. Orayı alacağız senden. Tabii. İşte direkt şeye başlarım. Yumurtayla başlarım. Meşhur dışarıdaki insanların da işte yumurtacı atölye dediği bir atölye herkesin yumurta çalıştığı benim de ulan bazen hani niye yumurta çalışılıyor ki dediğim e, süreçlerin olduğu bir Herkes dön yani, Evet ben ama onu nasıl anladım. Şimdi yumurtada çok ilginç bir şey vardı. E, kompozisyon çalışıyoruz aslında yumurta çalışırken. Mevzu zaten özgün bir iş çıkarmak değil. İlk yaklaştığımız şey şu. Biz özgün işler yapıyoruz ama herkes yumurta yapıyor falan. Yani daha kelime öğrenmedik konuşmaya başlıyoruz gibi bir istencimiz var, İstediğimiz böyle bir şey var. Evet. Bunu fark ettiğinde e, ik, yani ikinci dönem falan bitiyordu. Yumurtayı şunun için yapıyorduk. Kompozisyon nasıl kuruluru öğrenmenin temellerini oluşturmak için yapıyormuşuz aslında. Ben onu keşfettim tabi. Oraya koyuyoruz, yukarıya koyuyoruz, aşağı koyuyoruz. Hep şey düşünüyordum. Şimdi bir masa var, hoca oluyor, biz buradayız. Eskizleri koyuyoruz. Ben şeyi bekliyordum. Ya hoca birini seçecek. Biri oldu diyecek. Ulan hiç oldu denmiyor orada. Yani sürekli biri bir şey söylüyor. Başka işi yorumluyorsun. Oradan başka bir yorum geliyor. Senin işinle alakalı. Ama hani sonuç değil. Hala süreçler böyle. Orada şeye uyanmaya başladım. E biz sonuç konuşmamaya başlıyoruz aslında. Evet. Süreçmiş mevzu. Atölyenin benim okuduğum yerden amacı da aslında süreçlerle konuşmayı öğrenmekmiş. İngilizce'de de bunu şey yapıyoruz. Birkaç kelime öğreniyoruz, cümle kurmaya çalışıyoruz. Ya da Türkçe konuşurken de aynısı. Ben ona uyandığımda ya da onu anladığımda bakış biraz daha değişti. Yoksa yine karşıma koyup güzel çizmeye çalışıyordum çünkü ben. işte ışığı bir yerden vereyim, yumurtaları dizili koyayım öyle. Cildop gibi bir şey göreyim karşımda. Ama sonra aldık işte kravat koyduk. Buradan bağlantı şey yaptık. Bak kravat 3 yumurtanın bağlı bir köşeye ıı, değdirdik. Ay. Dik bir de gıcık bir kadrajımız vardı. Onu böyle şey yapmak, ne yapmak? Hmm, onu halletmek zordu böyle. Eğliliştirme. Eğliliştirme. Ben Dik bir kadraj vermiş, 3 tane yumurta var. E yani E'ydi gerçekten sürekli bir şeyler deniyoruz demiyoruz Sürekli yumurtalar düşüyor Evet bazen canımız sıkılıyor Hocam ben bu hafta işte 6 tane yaptım yetmez mi? Yetmiyor yani hani yetmiyor aslında <laughs> Çünkü öğreniyorsun hala öğreniyorsun Zeynep bir şey yapıyordu ben öğreniyordum Bazen e, onun yaptığı şeyi ben kendi yorumlamamla deniyordum Eski öğrencilere sürekli referans veriyorduk Duvardaki işlere bakıyorduk Atölyenin en güzel yanlarından bir tanesi benim için bu ciddi bir arşivi var Oranın ciddi bir arşivi var ve bu arşiv eğitimde önemli. Geçmişine referans veriyorsun belki onunla bazen aynı şeyleri yapıyorsun. Bazen onun düştüğü hatalara düşmek için varlar. Bazen onların düştükleri hatalara düşmemek için varlar orada ama mevzu şey yani zaten öğrenmek işte öğrenmek kelimesini öğrendiğimiz gibi doğrusu da yok. Bir yolunu öğreniyorduk. O arşivini çok seviyorum atölyemde. Sürekli referans verip duvarlara bakıp tekrarlayabildiğimiz, birbirimizle Konuşabildiğimiz süreçler var. Evet. Yani aslında o resimler yani. de birer süreç zaten. Yani onlar da sürecin bir parçası. Benim için sürecin kendisiydi. Evet. Bazen kıskandığım işler oluyordu evet. duvarda. Ya şuna bak ne güzel yapmış, nasıl, nasıl düşünmüş yapmış, falan. Yapmış. Aynen. Nasıl düşünmüş, nasıl yapmış falan. Ama mevzu aslında kıskanmaktan öte. onları da mükemmel resimler değil biliyorum. Değil, Şimdi evet, biliyorum. Evet. Hepsinin kendine göre hatası incelemesi var. Ama zaten günün sonunda o teknikleri, kadra kadrajı, oran orantıyı. Ne bileyim açıları kullanarak Ne anlatmak istediğimize ulaşacağımız Bir yolmuş aslında yani Benim okumam buradan baktığımda Buydu o yüzden şimdi baktığımda Abi bu ne yapmış diye kıskanmıyorum Çok güzel işler çıkmış ortaya <laughs> Eserler çıkmış ortaya da Güzel denemeler çıkmış ortaya diyor şimdi ama şimdi diyor müze gibi bakıyoruz yani müzedeki nesnelere baktığımız gibi bakıyoruz yani Bakıyorum. her biri mükemmel değil ama evet, evet ben güzel güzel. müzeden bir tık daha samimi hatta Tabii canım, ee, öyle. giriyorum değil orada vakit için. geçiyorum çünkü şey böyle hani müze müzenin garip bir tarafı var giriyorsun içeride böyle iniyorsun. <laughs> o başka falan. Bir şey bu ders belki <laughs> ama burada içeride ım, Tabii genelde çalışma ortamı ama bazen çay içip sohbet de edebiliyordur. Ee, bu da onu etkileyen. Ben bir de biraz şey bir e, çocuğum. Hani zıpır. işte insanlara satışan bazen... Müze... bazen. Yaşayan bir müze desek mesela o sana uygun olur mu? <laughs> yaşayan bir müze diyebilir miyiz? Olabilir benim için. Zorla dedirteceksin. <laughs> tamam yaşayan bir müze diyebiliriz. Yaşayan bir müze. Ya işte onlarla sürekli etkileşimde bulunuyorum. Ama bir müzeye gittiğimde çok onu hissettiğim olmuyor. Burada... Daha ulaşılabilir geliyor oradaki işler. Aynı zamanda ben buradan şeyi de öğrendim. Bazen market gereği, piyasa gereği diyeceğim. Bize öğretilen şeyler gereği de inanılmaz kutsal değerlerler onlar. Evet. Ama hayır yani insanların denemeleri, yanılmaları, evet. üretmeleri, onların bulduğu doğrular, yanlışlar. Hepsi bize çok yakın şeyler aslında. Konuşabildiğimiz kadar yakın. Burada onun da bir örneği var mesela. Yani duvarda. Tabii ki de hasar vermemem lazım ama bazen dokunabileceğim kadar yakın yani gibi. Evet. Ben şey merak ediyorum bir de e, atölyemizde belli başlı hiç değişmeyen hatta öğrencilerin eğitim sürecindeki konular mı e, ve hepimizin de bir kırılma noktası var yani ufkumuzun açıldığı bakış açımızın değiştiği. Senin kırılma noktan e, bu anlattıkların haricinde hangi konuda oldu yani kendini hangi konuda etkilendiğini gördün? Ben konulara böyle baktığımda ıı, ya genel olarak zaten okumamı baştan yaptığım için kırılabileceğim bir yer aramıyordum. Anlamaya çalışıyordum, öğrenmeye çalışıyordum. O yüzden hani bir yerde direkt kırıldım, aa burada bunu şey yapıyormuşum değil. Ben genelde hayata da böyle bakıyorum. Bir şeyler var, bir sistem var. Okumaya çalışıyorum. Okuduğum şey de kendimce. Ya bana uygun olacak şekli de arıyorum yani. <laughs> Atölyede öyleydi kurallar, düzenler vardı. Ama oturup şeyi sordum. Bu kural, bu düzen niye var? Ben yıkmalı mıyım? Anlamalı mıyım? Anlayıp da mı yıkmalıyım? Tabii ki de bunları sordum. Ama genel olarak benim mantığımda adımlar şeydi. Yumurtada e, hazır bir kadraj yok. Sen bir kadraja tabii ki de belli hazırlıklar var ama kendin konumlandırıyorsun. Bir kolaylığı var yumurtanın aslında. Sen konumlandırıp kadraj alıyorsun. Tık bir şeyler öğrendin. Mutfağa geçiyorsun hazır yani gördüğün şeyi kadrajlamak zorundasın. Evet. Hmm. İşler bir tık daha değişiyor. Yeni bir soru atıldı ortaya. O işte şeyden çıktın, e, mutfaktan çıktın bir diğer konuda biraz daha işte atölye içi mekanlar vesaire Dış vardı. Mesela. Dış mekan vardı, insan mekan vardı. Bak konular adım adım e, daha da bazen benim için kişiselleşmeye falan gidiyordu. Derken aslında bir kırılma noktası aramadım ben süreç boyunca. Bir şeyler vardı, anlamaya çalıştım. Yapmaya çalıştım. Eski alışkanlıklarımı kırmaya çalıştım ama mesela Hı. renk denemelerimde bu oluyordu. da. Bak bunu konuşabiliriz. Ee, önceden çünkü gördüğüm şeyi çizmem lazım ama bir bakıyorum içeride mavi bir heykel var. Allah Allah mavi heykel. Niye mavi yapmış ki? Ya da işte o soğuk sıcak ilişkilerini falan yumurtada, yumurtada sürekli bir şeyler deniyorduk. Soğuk sıcağın ilişkisi ne? İşte harekete katkısı ne? kadraja katkısına açıya ya da işte benim anlatmak istediğim hikaye katkısına falan ee, evet evet bak bunu koyabilirim tamam kırılma noktam varmış <laughs> çok da emin konuşmuştu o yüzden konuştukça güzel soru teşekkür evet, ederiz e, e, o renklerde ben bir ara artık işin dışına çıkıp kendimi pembe çizmeye falan başlamıştım yani öyle şeyler yapıyordum gölgeleri bazen sıcak yapıyordum hatta şimdi daha net hatırladım ee, bir heykel vardı mesela Öröle sansa heykel bir kız var, var. böyle Hı. kuyruklu saçlı falan. Evet bu, o konuşuyorduk işte Sezanı konuşuyorduk. O nesleleştiriyor, bu cisimleştiriyor, bu insanlaştırıyor falan. Ben de heykele baktığımda şöyle bir deneme yapacağım demiştim kendime. Heykeli e, insan duygularına getirebilir miyim kadrajla renkle? Bunu sorup bir çalışma yapmıştım. Orada işte arka planla ön ikisinde de öne de yeşili kullanmıştım. Arka planla da bir bağlantı kurmuştum. Özellikle ama gölgeyi sıcak renkle yapıp açıkta kalan ışın düştüğü yerleri soğuk renkle vermiştim. Orada da başka bir şeyler anlatmaya çalışmıştım falan. Öyle bir denemem vardı mesela. Hmm. Önceki işlerimden çok farklı bir iş. İş, iş diyeceğim ya. Özlem ve e, karakterden bahsedecektin resim üretim sürecinde atölyedeki. Genel olarak süreçleri konuştuk. Nasıl başlıyoruz, neler görüyoruz, karakteriz. İşte desen, desen öğelerini konuştuğumuz hep en sona, Hocanın bıraktığı bir seçenek vardı karakter öz. Arada biz böyle işler götürdüğümüzde denemeler, denemeler götürdüğümüzde şey diyordu hoca. Bazen karaktere yönelik bir şeyler gördüğünde söylüyordu ama bir durduruyordu bizi. Karakter yok, karakter dur önce kadrajı bir halledelim falan. Bunları çok şey yapıyorduk ama hani zaten konuşmalarımda falan söyledim az önce. Direkt şeye getirdim. Nasıl başladı? İşte ...konuşmayı öğrenme, yumurtalar, kadraj öğrendim. E, kelimeleri öğrendim. Kelimelerle kendi cümlelerimi kuracağım yere ben karakter olarak bakıyordum hep. Evet. E, genelde de bunları üreteceğimiz e, aşamalar zaten böyle daha böyle sonlara doğru... ...işte son sınıf diye adlandırıyorum ben ama süreç bitmeye yakın... E, ...zaten kendi özgün dediğimiz karakteri de ortaya koyduğumuz bir sürece giriyorduk. Süreci böyle hatırlıyorum karakteri dair benim direkt şeyden gördüğüm neler atölyede çünkü sınavlara vesaire katılıyordum ben sürekli atölyenin bir güzel da buydu mesela bir sınav oluyor ama sınav tamamen eleştiriler üzerine kurulu ve ben işte üçüncü sınıfların 4. sınıfların sınavına girebiliyor eleştiri yapabiliyor ya da sadece dinleyebiliyordum orada ilk e, karaktere dair daha net şeyler gördüm işte Kenan'ı hatırlıyorum mesela bir karga çizmişti ama böyle şeye bakıyorum resme e kadraj konuştuk kadrajla alakalı değil ya da o konuştuğumuz açık koyuluk bla, bla hani şeyin çok dışındaydı. O yumurtalardan öğrendiğimiz şeylerin çok dışındaydı ama durdu onun savunmasını yaparken işte aslında karaktere dair işte hatta bir mezarlık çalışması vardı çok net hatırlıyorum yine Kenan'ın şu an Kenan'ın örnekleri geliyor aklıma neden bilmiyorum o gün konuştuğum da bir konuydu çünkü sorular da sorulmuştu evet işte orada gölgeleri kullanma şekli Hı -hı. öteki dünyaya referans vermesi vesaire böyle bir incelemesi vardı karakterle karşılaştığım yerler buralardı ben e, kendi işlerimde onu işte az önce heykelde bahsettim orada bir anlatı olarak vermeye çalıştım Dileğin işlerini hatırlıyorum karaktere dair ...ilginç portreler yapıyordu işte... ...gözleri belli bir şeye benzeyen... ...belli şeyler anlatan... Fırat'ın işlerini hatırlıyorum... ...çatılarla bir karakter oluşturan... ...dışarıdan içerideki hayatı anlatmaya çalışan... ...yani ona dair net söyleyebileceğim bir şey yok... ...belki karakteri öze dair... ...ama benim... E, ...maalesef ki pandemiden önce... ...inceleyebildiğim... E, ...işler ya da... ...süreçler, denemeler bunlardı... ...bizim asıl çalışma dönemimiz... ...pandemiye geldi maalesef ki... Orada da çok ilginç kavgalar var. Yani <laughs> yürüttük süreci. Zoom üzerinden evet, yürüttük. Uzaktan yani kaldık. Yürüttük ya, evet. Evin içerisinde evi inceleyip e, kadrajlar çalıştık. Evi inceleyip bir şeyler anlatmaya çalıştık falan. Ama günün sonunda ben kendi özelimle konuşuyorum. Çok kişisel şeyler de yaşıyordum o dönemde. Verimliliğimin çok düşük olduğu dönemlerdi. Onun için böyle çok e, sonuca dair işler ya da denemeler ya da ne deniliyorsa bilmiyorum üretemedim o yüzden o süreçte çok yokum aslında Ben senin portrelerini hatırlıyorum ama yani hı hı. portrelerinde e, bu hatırlıyorsan realist diye anlattın ya az önce hı hı. Yani Onun haricinde ben senin birçok portreni gördüm çok açık koyusu örgüsü sert evet, şey, evet. kullandığın kadrajda işte bazen boğduğun bazen yücelttiğin portreler Ben hatırlıyorum yani böyle şeyler sen de çalıştın yani o zaman girebilirmişiz. Yine <laughs> çok <gülüyor> emin konuşmuşum. <laughs> evet o denemelerde şeyi deniyorduk daha çok. Ben hani bir karakter oluşturmaya çalışıyordum galiba. Ama daha çok benim yine çalışmalarım şeyler üzerineydi biraz. Ee, o gün ışık gölgeyi konuştuk. Işık gölgeyle ne anlatabilirim? Hı. E, pesimist ruh hallerimiz vardı. Ben pandemide şeyler hatırlıyorum. Sürekli şöyle oturan hı hı. böyle kafamı <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o sıra bir de katekol bitsi Nasıl e, telaffuz ediliyor bilmiyorum. inceliyordum. Ki atölyede de vardır kate. Hemen ee, hoca ile konuştuğumuz yerde duvarda ya, asılıdır. Keti, Keti Yazarız onu aşağıya. i̇şte Keti Kol, Alman bir <laughs> sanatçı. Aslında baskı baskıyla ilgileniyor. Evet <laughs> evet. Hat şeye gitmek istiyorum bu arada. Hani Almanya'ya gidip Berlin'de kate kate Kohlwitz diyeceğim ben. <gülüyor> Çok <gülüyor> özür diliyorum. Müzesine gitmek isteyip, istiyorum. Yani o süreçleri göreyim. Heykelleri var çünkü sadece baskıları da yok. Desenleri var. O şekilde denemelerim vardı hatırlıyorum şimdi daha net unutmadım tabii de <gülüyor> hatırlıyorum <gülüyor> ee, özellikle ışıkla gölgeyle ruh halimi anlatmaya çalıştım bazen işte için köşesine ittiğim evet. bazen boşluğu kullandığım boşlukta işte ezilmiş hissettirdiğim ya da hissettirmeye çalıştırdığım denemelerim vardı benim evet bu süreçler zaten atölye boyunca bir şeye başlıyoruz aynen kendimizi görmeye. Kendimizde aslında problemlerimiz hepimiz kendi problemleri var. İyi kötü bir şey var burada ve onu anlamaya çalışırken de resme çok fazla malzeme çıkıyor. Ben de uğraşıyordum. Aynanın karşısına geçip mum ışığı koyup normal gün ışığında bla bla işte konuştuğumuz gibi kadrajı köşeleyip Evet denemelerim olmuştu ya hatırladım. Ee, şey soralım ders belgeliği konusundan çıkmadan o zaman e, kollarımız biliyorsunuz zaten. Hı -hı. Hani misili kollar var ve ders belgeliği atölyesi içerisinde çok fazla aktif durmaya çalıştığımız. Hı -hı. Ee, sen onlarda nasıl yer almıştın ve onlarla alakalı ne düşünüyorsun genel olarak? Çok güzel. Burada yine ders belgeliğine dair söyleyebileceğim bence çok şey var. Ee, ben yine resim çizmek için atölyeye girmiştim. Ama yine algımı değiştiren şeylerle karşılaşmıştım. İşte ders belgeliği, kolları, kollarla e, müzik belgeliği vardı, felsefe belgeliği vardı, belgelik ağaçları vardı. Ben bunun birçoğunda aslında e, yarı aktif, aktif bir şekilde zaten birbirimizle bağlantılıyız. Hepimiz bir alanda kolektif bir şekilde etkileşimdeydik. Alt sınıf, üst sınıf da Hepimiz bir atölyenin öğrencileriydik. <laughs> e, hepimiz biliyoruz işte sen bizim alt dönemimizsin... Zeynep'le ben aynı dönemdeyim. Zekeriya benim üst dönemimdi ama şu an burada oturup beraber bir şeyler yapıyoruz. Bu da yine kolların bir parçası. Hatta şu an yaptığım iş, iş bile yaptığımız iş bile kolların evet. parçası. Günlemenin. Günlemenin. Evet, günlemenin. Dergimiz de varmış. <gülüyor> 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 varmış değil mi? <laughs> varmış. Benim için varmış. Ben buralarda değilim falan. <laughs> ee, ben e, en çok yine ben tohumları zaten atölyeden aldım getirdim burada böyle görünsün diye belgelik ağaçları ilk böyle karşılaştığımda çok ilginç hissetmişim. Daha atölyeye girmemişim. Bir şey duydum. Her öğrencinin 5 filan yetiştirme zorunluluğu var yoksa mezun olamaz. Ben kaç fidan yetiştirdim bilmiyorum ama bir ara 30 tane ceviz ekip sadece 2 tanesini çıktığını görebilmiştim. Eee, <laughs> belgelik ağaçlarından bahsedip sonra diğer alanlara dair de bir şeyler söyleyeceğim. Benim için hakikaten önemli olanlardan bir tanesi belgelik ağaçları. Ya biz şimdi atölyede resim yapıyoruz senin öğelerini konuş konuşuyoruz. Karakter konuşuyoruz, insan konuşuyoruz, doğa konuşuyoruz ve sürekli örneklerle bunları görüyoruz. Ama bunların bağlantıları nereden geliyor işte? Hakikaten buralardan geliyor. Çünkü yani çok uzun zamandır resimde konu, insan doğa, insan mekan, bla bla. İlk tom toplayacağımız günü hatırlıyorum ben. Ben biraz aktifim böyle Yine dedim zıfır bir çocuğum. insanlara sürekli bir şeyler söyleyip yani neden topladığımı bilmeden bile bir sürü insanı ikna edip tohum toplamaya yine buraya gelmiştik. Defne tohumları toplamıştık. Ama şu an biliyorum ben neden o dönemde tohum topladığımı. Çünkü e, fidan ektim ben. Üç tane 5 tane temayla da çalıştım gönüllü olarak. Ama tohum yetiştirmekle fidan ekmenin arasında çok ciddi bir fark var. Ne o fark? E, şey gibiydi tohumu toprağa ektim bekledim ilk suyunu koydum e çıkmıyor araştırıyorsun nasıl ekiliyor ne kadar bekleyeceksin inanılmaz bir emek vermeye başlıyorsun şey gibi sanki işte çocuğunu karnında büyütüyormuşsun gibi o toprağın kendi çocuğunu ya da o artık neyse bu soraklı <laughs> soraklı döngü <gülüyor> evet, döngünün çocuğunu yetiştirecek bir şekilde ve sen onda bir parça hmm. ıı, etkide bulunuyorsun. Orada şeyi fark ettim. Ben bunun bir parçasıyım. Ona emek veriyorum. Bir bağ kurmaya başladım. Ve şeyi biliyorum abi buradaki ağaç 10 yıllık belki 20 yıllık belki 5 yıllık bilmiyorum ama ağaçlar çok uzun zamanda büyüyorlarmış. Ben bunu bilmiyordum. İşte fidanı yetiştirdim. Bir yıl geçmiş fidan şu kadar. Onu bir yere koyacağım. 3 yılda bu kadar olacak falan. Ben 50 yaşına geldiğimde o fidan bir ağaç olacak. Ama bunu bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Burada çok ilginç bir iletişim başladı. Doğaya belki biraz bakış açım değişmeye başladı. Hala çok böyle e, hassas mıyım bilmiyorum. Ama hiç olmazsa bir tohumu toprağa koymak. Ödül törenlerine insanlara tohum vermek bende bir şeyler uyandırdı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ya ödül töreni var ne yapıyoruz şeyi hatırlıyorum. Kazaklarla evet. bir sergi yapmıştık evet, evet. ve hatta seni o zaman tanımıyorum. ziyarete gelmişler. Sen bir konuşma yaptın paketlerde tohumlar verdin. Ben izleyiciydim daha birinci sınıftık o zaman. işte Ders belgeliğini anlamaya çalışmıyorduk bile. Bir şey vardı orada sadece. Ödül olarak tohum verilmesi çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra zaten belgeliğe girdikten sonra daha çok tohumlarla alakalı çalıştım. ...işte bir gün amfiye girdim. Neden tohum dağıtıyoruzun konuşmasını yaptım. evet evet, evet, evet. <laughs> yapıp beraber insanlara tohum verdiğimiz bir gün vardı. Bahçede insanlara tohum dağıttığımız bir gün vardı. Sonrasında şöyle bir şeyler yapıyordum. Ee, çok net hatırlıyorum. Tophane amirinin hemen yanında meşe palamutları ağaçları var. Evet. Ee, bir sürü tohum düşmüş yere. Kendimi birden onları toplarken buldum. Ya ve bu gerçekten isteyerek yapmam ben bunu. bir sürü tohum vardı. Ne yapacağım? Okula da gelmiyorum. Böyle şeylere gittim de, gönüllü olarak çalışmaya gittim de, HGM dedik, Hayal Gücü Merkezi'nin bir etkinliğine gittim ben. Orada işte sorular sorarak iletişim kurduğumuz bir etkinlik vardı. Ben etkinliğin ortasında çıkartıp herkese tohum dağıttım. Belki 100 kişilik. Ama 100 kişiye tohum verdim, yaptım ve bu işte ilk gün burada topladığım tohumlardan gelen alışkanlığa dönüşsün diye ha, hala Parçası parça geliyor oldu. Evet. Oldu, oldu yani böyle bir her şey gördüğünde oraya geri dönüyorsun yani. Kesinlikle bir de işte paylaşım görüyoruz işte ne bileyim Erzincan'dan ceviz geliyor, Malatya'dan bir şey geliyor. Kayseri'den e, <laughs> geliyor yani. Ben de e, ben vandan ceviz getiremedim <laughs> ama işte e, büyük çekmeceden e, şey toplamıştım, ıhlamur tohumları toplamıştım. Bunları getirmiş. Normal ama mesela dedin ya hani niye topluyorum ki artık okula gitmiyorum. Zaten önemli olan da bu yani. Nerede olursan ol artık bu hani hayatının bir parçası oldu. İkiselleşti. Aynen evet. ikiselleştirerek bunu aslında herkese yaymak önemli olan ve bunu kazandıysan ne mutlu yani. Evet, Kazandım, kazandım umarım yani. ya. Bir süredir tohum <laughs> toplamadığımı fark ettim. Sen evet. Ama evet bunlar benim e için zamanda gidip ya. biraz tohum topla. <laughs> tamam, bunu beraber yapalım. <gülüyor> 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 bir, bir, bir etkinlik hemen, hemen bir etkinlik atıyoruz ortaya. Ders belgeliği böyle bir şey arkadaşlar falan. Evet. <laughs> ee, oradan şeye atlayacağım. Belgelik ağaçlarını konuştuk. Bu benim için hakikaten özel bir konuydu. Ama bir de şeye gireceğim. Ee, müzik belgeliği falan konuşacağız dedik. Konuşalım. Müzik belgeli vardı. Felsefe belgeliği vardı. Ve bunların ürettikleri gazete sayfaları vardı. Ee, o benim için mesela ders belgeline dair bir diğer detay da o gazete sayfaları... Bunların hepsinin biraz daha gerisinde duracağım bunların hepsini e, süreçte yine fark etmiyordum bu kadar fazla biz yapıyorduk yani biri bize şunu yapın diye söylüyordu belki bir kere ama onun dışında e, nasıl yapacağımızı biz bulmaya çalışıyorduk tabii ki de e, yardımcı olunuyordu, ama yardımcı olma ağı da şeydi mesela üst sınıftan biri mi yapmış ya da mezun olan biri mi ilk gazeteyi çıkarmış ona ulaşıp Nasıl gazeteyi yazacağımızı O puntolarını belki sayfa düzenlemesini Falan öğrenmeye çalışıyorduk Ben yapmadım bunu ama Zeynep senin yaptığını biliyorum ee, Henry David yapmıştın sanırsam Mesela şey, e, Serdar, Serdar galiba onu daha önce yazan Ona Hı -hı. ulaşmaya çalıştım Bu şekilde tekrardan yazdık Mesela burada bir şey var Bir eğitilme ya da Eğitime biçimi var aslında Birbirimizle etkileşerek kendimiz sonuçlara ulaş, ulaşarak hatta kendimiz nasıl yapıldığına ulaşarak e, ürünler üretiyorduk. E, Bu da şeyi gördüğümüz eğitim fakültesindeyiz. Tabii ki de eğitimle alakalı dersler alıyordum ben içeride ama e, tahtadan dinlediğimle burada beraberce kolektif bir şekilde. Bilgiye ya. kendim ile ulaştığım şey çok daha farklı Şu anda da hepimiz bir şey öğreniyoruz Ben kameranın nasıl kurulduğunu gerçekten bilmiyordum Ya da işte ses kaydı alırken telefona taktın Olmadı şeyden alamadık ama telefondan ses kaydı alıyoruz Bak süreci nasıl yöneteceğimi dair ben bir şeyler öğreniyorum Ben daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım hı hı. Derken bir öğreti düştü Biz derse şeyleri konuşuyoruz çünkü TÜE İstitülerini onlar nasıl eğitildi, nasıl geldi, o etkileşimler nasıldı falan derken buraya dair de bir bağlantı e, gördüm ben. O yüzden bu kolların benim için, benim okuyabildiğim böyle amaçları vardı. Bizim sadece resim yapmak değil çünkü amaç. Beslenmek, e, kendimizi ifade edebilecek alanlara ulaşmak, Hı. doygunluklara ulaşmak, ne bileyim. Görmek. Yine, yine açacağım konuyu. Genişlemek. Evet sen resim yaptın ama şu an bana soru soran kişisin. İşte kamerayı kuran kişisin, ışığı kuran kişisin. Çok farklı. Bir sürü bağlam var. Bunların hepsi senin aslında dünyaya bakış açını oluşturan temeller. E biz resmi de böyle yapmaya başladık. Ya da resim aslında böyle yapılıyormuş. Evet. Ama ben resmi nasıl yapıldığını bana işte okuldan önce sorulduğunda ben şey diyordum. Abi işte kalem var, kağıt var. Ne görüyorsam çiziyorum. Ne görüyorsam çiziyorum. çiziyorum. <laughs> Bu arada çiziyordum yani. Çiziyorsun biz de gördük onları. <laughs> Ama o değil yani hani anlatmak o değil, resim çizmek o değil, belki de sanat yapmak o değil. Ee, bu, özellikle kolların bende uyandırdığı şey buydu işte. Bazen felsefeye dair bir şeyler konuşuluyordu ki derste hatırlıyorum. En çok ee... sen konuşuyordun bu arada. <gülüyor> 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 Resmi, bu <laughs> çok senden. <laughs> <laughs> gerçekten şu an Muharrem'i konuşmasını söylemiyorum. Öyleydi gerçekten yani. Ben seviyorum ya bir şeyler görmeyi, konuşmayı ki atölye o ortamda sağlıyordu. Ee, genelde çekinlik durabiliyoruz bazı şeyleri ama biliyorum ya. Zeynep orada bir şey görüyor ama söylemiyor. Bazen ben şey yapıyordum Zeynep ev sen burada ne görüyorsun <laughs> falan yapıyordum böyle. Evet, ben evet. ben bunu yapıyordum. Ama o da benim için eğitimin bir parçası. Çünkü senden bir şey duymam lazım benim ya. Yani. Etkileşim olması Öyle, gerekiyor. <laughs> benim bakmadığım yerden bakıyorsun. Benim bakmadığım şekilde hayatı yaşıyorsun. Aile yapın benimkinden farklı. Ne bileyim senden öğrenebileceğim evet, milyon evet. tane şey var. E o zaman seni konuşman lazım. O zaman ne olacak ben bazen yine zıpırlı yapıp sorular <laughs> <sonlar gülüyor> soruyordum yani. Bu, bu da bu da güzeldi mesela. Evet, evet. Ee, öyle bir ortam var, Kom, komün bir ortam var ve ben bunu ilk sınavlara girdiğimde gördüm onu söyleyebilirim. İşte üst sınıfları, ben daha birinci sınıfım, birinci sınıfım <laughs> şeye girdim. İşte üç hatırlıyorum üçüncü sınıfın sınavları vardı. Abi insanlar sürekli bir şeyler soruyor yani hiçbir şey anlamıyorlar tabii kadrajda dair bir şeyler. Sizin döneminin sınavına mı denk geliyor? Evet evet sizin ha. dönem zaten sizin öyle mi? özellikle sizin sınıf mi? Evet. <laughs> O kahverengi bir koltuk var onu da lütfen buraya koyalım. Ben ona şey bazen <laughs> e, elim koltuğu diyebiliyordum bazen. çünkü Oturdu mu kalkamıyorsun. <laughs> oturuyorsun saatlerce sürüyor. Terler e, Döküyorsun <laughs> cevap vermeye çalışıyorsun. Çünkü bir şey yapıyorsun ama yaptığından sorumlusun bir kere yani. Bu eğitim sisteminin ya da ders belgelerinde gördüğüm şeylerden bir tanesi de buydu. Yaptığımızdan sorumluyuz. İnsanlar ne diyor görüyoruz. Eleştirilere açık olmaya çalışıyoruz Olabiliyoruz olamıyoruz tabi ama yani hatırlıyorum hiçbirimiz böyle bir şeyleri yıkmak için eleştirilerde bulunmuyorduk ya da yüzmek <laughs> için ya da gayet eğitimin bir parçası olan birbirimizi eğitebileceğimiz farklı açılardan baktığımız sorular soruyorduk. Bu benim için hakikaten güzel bir andı. Oralarda görmüştüm aslında eleştirmenin önemini ya da eleştirinin eğitime benim belki de kişilik oluşumuma ya da bakış açıma, perspektifime etkilerini görmüştüm. Bak bu detayı da buraya bırakmak isterim. Benim sürekli eğitim kurumlarına eleştirimdir yani. Tam giriyorum okula bir şey öğreneceğim. E bir tahtadan bir şey anlatıyor. E anlatıyor da ben ne öğreniyorum? Yani bir yılın sonunda baktığında ben ne öğrendiğimi gerçekten bilmiyorum. E, bunu buraya özelinde konuşmuyorum. Çocukluğumdan beri gördüğüm şey bu. Biri bir şey anlatıyor. Ama ben ne anlıyorum? İşte biri bana bir şey sorduğunda biri bana neyi neden yaptığımı sorduğumda ben şeyi görüyorum. Aa bak ben bunu bu yüzden yapmışım ve bunu düşündüm. O zaman bunu öğrendim ya da bunu öğreneceğim ya da hiç görmediğim bir şeyle karşılaşıyorum. Bir soru var ortada. Yaptım, nedeni var, sorumluluğunu alıyorum üzerine, öğreniyorum, sonra cevap verebiliyorum. Ve bu doğru olmak zorunda değil. Ben cevap vermeliyim ama. Cevap vereyim, yanlışsa doğruysa süreçte neyse ortaya çıksın ben yine bir şey öğreneyim. Ya sonuç olarak dün yaptığım şeyle bugün yaptığım şey aynı değil. Yarın yaptığım şey de farklı olacak. Ama o yarın kişiye gitmenin yolu bence sorular hakikaten eleştirmek, eleştirebilmek ve ben bunu yaptım süreçte. Süreç de bunu tanıdı. Ortam da bunu tanıdı. O atmosfer de bunu tanıdı. Ben ne yaptım. Yani Zoom'da bile yapıyordum evet. bunu. <gülüyor> 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 Zoom okay. uzun şeylerimiz vardı dedim. Zeynep koyuyordu işte, e, hoca izin veriyordu bize, tahtaya koyuyorduk. Nasıl dedim paylaşıyordu, ekran paylaşıyorduk. Ekran Oradan şeye yardırıyorduk e, eleştirileri. Yok böyle şurada işte sıcak kullanmışsın ama anlattığı şey şu. Belki benim gördüm. Bir de onun de doğru değil, benimki de doğru değil. Bir evet. şey var. Evet, bir şey <laughs> konuşuyoruz yani. Ya benim gördüm işte arkayı biraz daha koyu yapsam Anlattığı Beyin fırtınası aslında anlattığın şeye daha mı yaklaşırsın daha falan olur. ve hep de böyle cümlelerdi yani bunu yapmalısın falan değil evet. yani anlattığın şeye daha mı yaklaşırsın ben bunları hatırlıyorum bunlar benim deneyimimden çıkan şeyler evet. ki zaten çok da sert bir karakter değil genel evet. olarak yani sert bir şey söyleyeceksen de yumuşatarak söylüyorum yani. ya, sert bir şey söyleyeceksen de sert bir şey söyleyebileceğim bir insana söylüyorsun en azından e, yani öyle e, bir yani, şey evet. oluyor bir dengesini buluyorsun e, mutlaka tabii canım yani sonuç olarak e belli haklarımız var üzerlerimizde. Ben yani evet. sana sert bir şey <laughs> sert. söylememeliyim yani. yani günün sonunda. Onun bir nedeni olmalı ve o etkileşim içerisinde de anlamlı olmalı evet. diyebilirim. Çalışmanın amacına yerine getirmeli. Evet yani bunu söyleyebilirim. Ders belgeli işte eğitim ya da o süreçte benim yaptıklarım ya da konuşma biçimlerimiz bunlar bunlar var bende. Yani benim aklımda kalan ya da hissettiklerim, yaşadığım yani şeyler. Devam ediyorum o zaman. Ne bilmiyorum. E, müzik belgeli dedik. Sen de bizzat kendi hayatında müzikle ilgileniyorsun, çalıyorsun, söylüyorsun. E, senden bir de müzikle resim ilişkisinin, ne e, müzik, resimle müzik hakkında, onların ilişkisi hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Güzel. Ee, yine şey konuştuk ya insan doğa felsefe resim ya da bazen bilimle konuşuyorduk bazen de müzik konuşuyorduk hakikaten <laughs> ee, şey hatırlıyorum ben evet, müzikle ilgileniyorum ama müziğin tam olarak daha çok böyle sohbet edebileceğim bir alanı ile ilgileniyorum. Yani müzik yapıyorum ama aynı vakit türkü söyleyebileceğim evet. kıvamda. Ee, tabii müziğin bir terminolojisi var, müziğin bir e, sözlüğü var ya da e, ritim var, bir şey var, bir sürü detayı var aslında müziğin ve e, bunu derste inceliyorduk bu arada. Bazen e, hoca şöyle bir soruyla atılıyordu mesela. Tamam bunu inceliyoruz. Bu Rönesans döneminden bir resim. Bu Barok döneminden bir resim. Ama bir şeyi de inceleyin. Rönesans müziği nasıl, Barok müziği nasıl? Bir bakın. Diyordu bize ve ben e, minik minik bir şeyler alıyordum o zaman ki o sıralarda şeyler de yapıyorduk. Müzik belgelinde ritim çalışıyorduk ama hani Böyle yine böyle şarkı, türkü söylemek gibi bir ritim çalışmak değil. Enstrümanlarımız var. Hatta senin yaptığın bazı enstrümanlar var Zekeriya hatırlıyorum. Öyle mi? Ha evet, evet doğru. Evet, <laughs> evet evet ben evet. de hatırladım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar unutmuşuz ki. <laughs> evet. Böyle el yapımı enstrümanlarımız var. Bazıları enstrüman bazıları değil. Bazıları sadece ses. muymuş ya hala? Ben şu an hatırladım <laughs> bayağı olduğunda biliyor musun? Yaklaşık 6 sene önce yani. Olabilir yani gerçekten. Neyse. Ee, hatırlıyorum ritim yapacağız. İnsanlar oturuyor daha önce birbirimizi tanıyoruz, tanımıyoruz. Tanısak tanımasak çok önemli değildi. Benim şimdi baktığımda o ritim çalışmalarım, çalışmalarından öğrendiğim bir şey vardı. Biri bir şey veriyor oradan belli bir aralıkla. Yani ritim işte belli aralıkla tekrarlanan şeyler. Yani Öyle herhalde. Ama sen ona uyumlu, onu dinleyip onu anlayıp ona uyumlu bir şey vermeye çalışıyorsun. İşte buradan geliyor la la le le oradan bir şey deneyebiliriz artık şu an. Evet, ses gidiyor. Tamam çok özür dilerim. Bir <laughs> Baştan deneme, alalım. Bir deneme yapabiliriz mesela şu an burada. Ben bunu vereceğim. Belki siz başka bir şeyler için tutabilirsiniz. Da yani. Nerede alkış geliyor? Tak tak. Olabilir. Tak, tak, bir deneme yaptık. Bu katlanabilir. Tak tak iletişim kuruyoruz. Benim ilk öğrendiğim şey buydu. Ritim ya da bir şeyler arasında iletişim kurabilmek Birbirine ve... Birbirine alan tanımak, evet, müsaade evet, etmek, demek. izin vermek, beklemek. Çünkü boşluklar var, doluluklar evet. var. Ya yani müzik tek böyle pek parça bir ses boğumu değil. Biri duruyor bir şey söylüyor ben az önce bunu yapma sen yaptın ya da elle yaptın Hı. bir şeyler yaptın ama beni dinledin, benim boşluğumdan faydalandın falan resminle böyle bir ilişkisi var hakikaten. Ritim konuşabildiğimiz boşluklar koyduğumuz boşluk değerlerini hesaplayıp bazen bu ritimleri e, renklerle konumlandırdığımız. Buradan yine gazetelere odaklanacağım. Mondrian okudum bir gazete vardı da ben Piet evet. Mondrian o, o gazetede okudum vardı. Gazetelerle böyle bir dal bir şey yani. Evet. Bir sayfa. sayfa. On da yönünü bir, bir sayfa bir şey yani. gazete ama bir sayfa bir şey. Ama şeyi okuyorum işte Mondrian, Mondrian neler yapmış. Ee, gibi bu diye boogie bir işi var. Evet. bu gibi ne? Bir caz türü aslında. Müzik dinlemiş, ritimlerinden çizgiler oluşturmuş, kesişim noktalarına renk koymuş. Korkunç böyle hareketli bir şey var aslında. Büyük tabakalar halinden çıkıp o resimde özellikle Yeter bir harika. sürü çizgiler koymuş, ipince şeylere girmiş. Aa, bir şey var oldu. Şimdi müzik konuşuyoruz. Müzik yapmaya çalışırken o boşlukları, ritimleri görmeye çalıştık. Bu arada hiç kimse müzisyen değildi, bilmiyorduk bir şey. Sadece ama burada bir şey var, anlamaya çalışalım." Resmin bir evet. aslında ikisinin arasındaki evet, şeyi, evet. kimsenin bir şey bilmeden bunu görmeye çalışması önemli oldu. Bir, hiçbirimiz içeride müzisyen değildik Hı -hı. ve yanımızda da işte müzik bölümü falan var. Onlarla <laughs> ona... da şey diyebilir miyiz zaman Hani görmenin yanında aslında duymayı da. Görmek evet. yani, görme ya da onun, bir de duyduğun şeyi. Duyularımızı açıyorduk biraz <laughs> e, Resim sadece gördüğün şeyin de ötesinde evet. bir şey ya e, Böyle bir bağlantı kurabilirim ben mesela işte o Mondrian'ı okuduğumda hakikaten müzikte resimin çok ciddi bir ilişkisi varmış dedin e, Burada biz bir şeyler öğreniyoruz Ben hiç kullanmadım müziksel bir devinim ya da ritim işlerimde ya da üretimlerimde ama şimdi çizgiler oluşturuyorum. Çizgilerde belki ses frekansları gibi dalgalı. Bilmiyorum yani. Belki zorluyorum şu an. Çok önemli değil. Ee, anlatmak istediğim şey şuydu. Ee, yine müziğin de aslında incelemesini yapmaya çalıştığımız, resimle bağlantısını kurmaya çalıştığımız süreçleri yaşadık biz atölyede. ben Mondrian'ı okuyarak bunu e, bilgisel olarak da tescilledim kendim için. Bunu söyleyebilirim. Daha öncesinden bu kadar net bakmıyordum. Ama orada şeyi gördüm. Ha, Mondrian böyle bir şey yapıyormuş Ulan müzik direkt resmin bir parçası olabiliyormuş Olmuş ya da Ondan sonra bir sürü şey iş, işliyorsun Şimdi hatta resmin ötesinde Direkt seslerle çalışan insanlar var Farklı şeyler var yani Var Böyle bir cevap verebilirim buna da Teşekkür ederim Devam edelim o zaman ee, Mezun olduktan sonraki sürecin hakkında Yani mezun olduktan sonra ne oldu Yani ders belgelinin etkisi bitti mi üzerinde Üretim sürecinin nasıl etkilendi bundan veya günlük yaşamında e, bunun ne gibi etkilerini görüyorsun? Neler gözlemledin? Çok güzel. E, zaten süreç boyunca sürekli bir şeyler öğrenirken etrafımıza hakikaten böyle bakmaya başlıyorduk. Ki zaten işlemlerimiz ya da bazı konularımız direkt olarak et, insanları, etrafları incelemek üzerine kuruluydu. Ama burada ben bir şey ekleyeceğim. Ben mezun olmadım bu arada. Ha, öyle mi? Evet. Mezun <gülüyor> olmadım. <gülüyor> Bunu montajlatabilir miyiz? Yani kalsın ya bu kalsın. <laughs> kalsın, kalsın kalsın çok ciddi bir bağlantısı var bir şey gördüm yani bu sıralarda evet okuldan bir şeyler öğreniyoruz ya da atölyeden bir şeyler öğreniyoruz resim yapmaya çalışıyoruz falan ama hani bir de şey var bir de şey dedim hayatta kalma mücadelesi diye bir şey var hakikaten evet. bir şekilde o paranın kazanılması lazım ve sanatla sanat marketi okulda öğrendiğin resmi anlamakla dışarıda yapacağın resim ya da para kazanacağın, hayatını idame ettireceğin şeyler kesinlikle benim deneyimimde aynı şeyler değildi. Senin deneyiminde olabilir, belki seninkinde olacak ama benimkinde kesinlikle aynı şeyler değildi. Burada benim artık bir süre üretmenin dışına çıkmam gerekiyordu. Sistem okumaya çalışmam gerekiyordu ki hayatta kalabileyim. Hı hı. Ee, o sıralarda da bir şeyler okuyorum tabii sanat marketi nasıl çalışıyor. Çünkü konuşmadan ya yani bunu şey başlatmadan önce biraz bir şeylerden bahsettim. Ya ben olay çok romantik başladım. Resim yapacağım. Sonra onu yayınlayacağız. Duvarlarda olacak, galerilerde olacak falan. Aşırı romantik bir yerden böyle hani hayatımı da idame ettireceğim. Yani şeyin farkındayım büyük paralar kazanmayacağım ama ben hayatımı onunla id idame ettirebileceğim. Yok yani o da yok. Yani ben evet, üç, ya yok ne ben bileyim, bileyim 20 liraya bir iyi resmimi satamadım mesela. Ama burada mevzu resim satmak ya da işte resim satmanın eğitimle olan alakasından e, bahsetmeyeceğim. Çünkü bence böyle bir alakası yok ama hayatta kalmam gerekiyordu yani hepimizin olduğu gibi <laughs> e burada bu çok başka bir konu açılıyor. Ben buna nasıl cevap verdim. Ben bunu öncelikle şöyle cevap verdim bir süre üretimimi incelediğim alanlardan okuldan öğrendiklerimden hepsinin dışında tuttum hatta bir ara böyle bir durdum. Tasarım yapmaya başladım. <laughs> Çünkü orada bir açık gördüm. Yani sanat herkesin ihtiyacı olmayabiliyor. Para manasında diyorum evet. bu arada. Burada aşırı maddi konuşuyorum. Şu an. Herkese hitap eden bir... Evet senin ya da senin al, yaptığın şey... Tüketim alanı değil. Herkese hitap eden bir tüketim alanı değil diyebiliriz. Kesinlikle ya da şöyle revize edebiliriz onu. Benim yaptığım, benim ürettiğim, bana özel olan şey ya da benim gördüğüm açıdan ürettiğim şeyler herkesin tüketebileceği bir şeye dönüşmüyor. Evet. E, o zaman ben buradan nasıl hayatımı çevireceğim? E, bilmiyordum yani bulamadım. Hı. Ben bulamadım. Birçok insan da bulamayacak. Başka şeyler yapacak. Yani ne bileyim birisi marangozluk yapacak parasını kazanacak sonra belki resim üretecek birisi e, oturacak insanların portresini çizecek portre yapacak sanat değerini düşünüp düşünmeden ya da bir şey anlatıp anlattığını düşünmeden portre yapacak portreden para kazanmaya çalışacak birisi de diyecek ki ben dövme sanatçısı olacağım ya da işte dövme yapacağım dövme sanatçısı olacağım bilmiyorum dövmeden para kazanacağım ya da biri diyecek ki ben sosyal medyada insanların Paylaşacağı şeyleri tasarlayacağım ve para kazanacağım. Çünkü bunların hepsine insanların direkt olarak ihtiyacı var. Şu anki dönemde e, tasarım yapmak, direkt olarak ihtiyaç karşılamak, yani insanların istediklerini insanlara Hizmet vermek. Yani. Aynen öyle. Evet. Biraz öyle, biraz yine öğrendiğin şeyleri koyuyorsun. Sonuç Tabii tasarım o şekilde yapıyorsun. O, aynen değerlendiriyorsun öyle. Değerlendiriyorsun falan ama oradaki şey e, tamamen farklı. İhtiyaç giderirken, şeye odaklanıyorsun. Karşıdaki ne istiyor? Hı hı. Karşıdakinin neye ihtiyacı var? Beklendi şey demiyorsun. Yani. Evet, benim burada böyle bir derdim var. Çünkü biz dert kelimesini atölyede kullanırız. Derdin ne? Benim derdim ne? Benim derdim para kazanmak oluyordu. Karşıdakinin derdi ürününü sunmak oluyordu. Hı hı. Ben bu noktada e, bir açık görüp orada belki hayatımı geçindirebileceğim bir yer bulmuştum. O dönemde böyle bir sosyal medya falan derken. <laughs> biraz tasarımcı olarak bir süre çalıştım. Ondan sonra tasarım işini evirdim bir diğer noktada dövmeden bahsedeceğim. Şu an hatta birçok işte güzel sanatlarda okuyan öğrencilerin, mezun olanların, resim bilenlerin direkt olarak başvurduğu bir alan olmaya başladı dövme. Garip bir istihdam alanı, insanların ihtiyaç duyduğu bazen hikayeleşen, bazen sadece estetik kaygılar güderek işte resimler, çizgiler şey öğeler şablonlar aynen şablonlar, öğeler renkler taşınan bir alan dövme insanların buna ihtiyacı oluyor bazen kendini tanımlamak, bir kimlik atfetmek için yapıyor falan fistan burada bir ihtiyaç görünce ben de işte tasarımımı bu sefer sosyal medyadan çıkarıp çünkü canımı sıkmaya başlamıştı. Öyle bir tasarım alanında çalışmak. Hı hı. Sürekli bir şey yapıyorsun. Evet. İşte, ben de deneyimledim aynısını. Aynen. Ben de bir yıl sonunda sıkıldım. Ya e can sıkıyorsun işinden... <laughs> aynen yani. Ama dövme biraz şey geldi böyle. Birilerinin derilerine bir şeyler işleyeceğim. E para da kazanacağım. Dışarıda duyuyorsun insanlar hakikaten güzel e, meblağlardan bahsedebiliyor. Tabii işin içine girince hiçbir şey öyle değil. Evet. Bu da öyle değildi tam olarak. <laughs> Ama ben ne yaptım? Ben işte bu tasarımcı olacağım fikrini... Yani kısa bir süre para kazanıp ya da uzun bir süre benim hedefim şey aslında. I, abi şeye gelmek istiyorum. Abi, o bir şeye gelmek istiyorum. Yaşanabilir bir e, seviyeye gelmek istiyorum. Yani bu yaşanabilir dediğim seviye Bu arada hepimiz biliyoruz ki Çok lüks bir şeyden bahsetmiyoruz evet. Ama bir kişisel alandan bahsediyoruz evet. Üretme düşüncesinden rahatlığından bahsediyoruz belki Çünkü evet sancılardan üretimler doğuyor da e, Sancılar için, üretmeyi zorlaştırıyor ama e, Evet bazı şeyler, bazı alanlar, bazı noktalar Üretmeyi zorlaştırabiliyor da aynı zamanda En basitinden ben belli bir besini alayım ki üretmek için çalışsın, düşünüyorsun çünkü yani resim üretmek ya da bir eser üretmek kolay bir şey değil yani düşünüyorsun, efor sarf ediyorsun, okuyorsun, bazen soruyorsun, bazen ağlıyorsun, bazen bir şeyler ya bir şeyler oluyor orada ve en basitler temel olarak geçebiliyor onlarla. Evet. Ben benim de o yüzden biraz dağınık oldu ama genel şey okuldan sonra yaptığım olay aslında yaşam standartlarımı sistemi okuyarak ben böyle okuyabildim. <laughs> e, yaşanabilir bir yere çekmek ve sonrasında e, bir şeyler yapmak bu dövmeyle gerçekleşti. Şu an gerçekleşiyor. Ben hayatımı bir şekilde birazını kazanmaya başladım. Ama burada bir parantez açacağım. Dövmeyi yapış şeklim belki burayla biraz bağlantılı olabilir. Çünkü şu an ben çizgilerle çalışıyorum. Evet, Sürekli... Kendi bir proje'm var da sanırım Evet mi? evet evet Şu an süslü anlatacak olursam Giyilebilen çizgiler üretiyorum ben Bir insanın bedenine giyebildiği Bedeninde uzun bir süre taşıyabildiği Ayrışana kadar uzun bir süre <laughs> Şeyler hatta Bir ayrı bir proje daha Yapıyorum bu konuda onu Ondan da bahsedebiliriz Ama öncesinde bu çizgilerden bahsetmek istiyorum Çizgi deyince Belki ders belgeliğinden Selin'in bir işini e, örnek verebilirim. Bir ara beyaz bir tablo üzerinde yine o zaman ım, ilk dönemlerim benim. Daha ikinci sınıfa yeni geçmişiz. Amine Hoca'yla, amin Hoca'nın atölyesiyle Amine Hoca'yla ders belgeliyle tanışıyoruz. Bir beyaz bir tuval geldi. Şöyle şöyle ve şöyle bir çizgi var. Allah Allah. Selin üç tane. Selin'in mi? Selin'i hatırlıyorum. Selin Yağmur Sönmez'in. Yani ben net hatırladığımı düşünüyorum. Ne, bakarız. Mantıklı. Şeyse de düzeltiriz sonra. <laughs> Yani bunu bağlamak için bir örneği veriyorum. Tabii daha önce düşündüğüm bir şey değil ya da oradan geldiğim bir şey değil ama çizgiler aslında karakterimi parçası olabilir, anlatımın bir parçası olabilir, bir şeyin bir şeyin bir parçası olabilir. Ya az önce monlardan bahsettik. Evet, çizgilerden bahsettik evet, evet. hakikaten. Ben de burada şuna başladım. Evet, insanların bazı şeylere ihtiyacı olabilir ama ben bunu daha da özelleştirebilirsem kendi istediğim şeyleri de İnsanlara yaptırabilirim e, bir noktada. E, çizgiler üretiyorum. Bazen onların hikayesiyle ölçüşüyor bu. Mesela m, bir gün işte bir Kanadalı e, bir kadın geldi, e, yerli Kanadalıymış ve kabilesine dair e, hikayeler anlattı bana. Onları çizgilerle anlattık. Nasıl anlattık bilmiyorum anlattık. Anlatılabiliyor. E, burada demek istediğim şey çizgi dediğim şey belki karaktere dönüşebilme noktasında benim. Taşıdığım bir öğe oldu. Hı hı. Çünkü beden formunu takip edebiliyor, hı hı. bedene göre bir anlatıya kavuşabiliyor. İnsanla birebir alakalı bir şey aslında. E burdan e, şeye çok şey dedim ama neyse. Şuraya vardım. E, tuval üzerinde bir anlatıdan çıkıp tasarım olarak başladım yolda. Hala tasarım olarak insandan ihtiyacını giderirken. Kendi ihtiyacımla giderebildiğim bir alan oluşturdu. Özü de yakalamaya çalışıyorsun. Evet evet, evet evet kesinlikle. Yani şey yok. Sadece insanların ihtiyacı gidersin de ben de yaşamak için Hı -hı. evet yemek yeme ihtiyacım var ama Hı -hı. düşüncemi, duygumu Hı -hı. anlatmaya da ihtiyacım var benim. Ben ben hakikaten biraz biraz bazen abartarak bunu yaşayabiliyorum ya da yaşıyorum. Çizgiler böyle geldi. Bunu söyleyebilirim. Hı -hı. Net bir şekilde dediğim gibi anatomi takip edebiliyorsun. Ee, yaşlanmaya derinin hareketlerine eşlik edebiliyor yaşlandığı zaman yani ortaya bariz bir şey koymuyorum, soyut bir şey koyuyorum, bir şeyler anlatıyor aynı zamanda o değişimle süreçle de e, şey olabiliyor, uyumlanabiliyor. Aa dedim burada daha farklı bir şey var. Okuldan sonra şu an yaptığım şey belki işte o süreç boyunca eleştirilerle, öğrendiklerimle... işte aslında çizgi de bir değer oluşturabilir, <laughs> çizgi bir sanat eseri de olabilir, <laughs> çizgi bir şey de anlatabilir... ...çizgi sadece bir tasarımın da parçası olabilir evet. diye bir sonuca ulaştım. Şimdilik bu sonuç tekrardan yeni bir sürecin parçası oluyor. Dövme benim için hayatımı geçindirebileceğim bir alana dönüştükten sonra da şeye dönüşmeye başlıyor, üretim alanına... Kendimi gerçekleştirebileceğim alana dönüşmeye başlıyor. Şimdi hatta bir yolculuk planlıyorum. Kuzey Afrika, Fas'a bir yolculuk planlıyorum. Ve bu da şeyle bağlantılı. Ee, dövmeyle, bir dövme projesi. Oranın kültüründen e, ve şeyinden yararlandığım, geleneklerinden, oranın kültüründen ve geleneklerinden yararlandığım halılardaki ki bence... O halılardan birkaç tane buraya bırakalım çok isterim. Olur olur. Ee, şey böyle hani çizgiler var, <laughs> lekeler var. Ben ilk halı düşündüğümde Türk halıları geliyor, muazzam şeyler işte bir kadının hayatını anlatıyor, bir evde olan biteni anlatıyor, bir kültürü anlatıyor. İran halıları keza öyle ama ...Morokko halılarını gördüğümde ya yani Fas halılarını gördüğümde algım bir tık daha değişti. Orada başka bir şey vardı benim çizgilerden çizgilerle bağlantı kuruyordu çizgiler görüyordum e, lekeler e bir kültür derken yine bir parantez daha açacağım e, eğitim konusuna yine buradan bağlayacağım nasıl bağlayacağım bağlayabiliyorum arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> e, ben okulu bıraktım ya da bırakmadım ya da devam etmiyorum bir ara verdim mezun olmadım dedim ya mezun olmadım dedim yani burayla çok ölçüşüyor mezun olmadım kendimi hala eğitmek istiyorum sadece o bir kurum aracılığıyla olmamaya başladı. Hı hı. Son iki yıldır yaşadığım böyle de bir hayat var. Kendimi eğitmeye çalıştım. Sürekli kültürler arası yolculuklar yaptım. Bunu nasıl yapıyorum? İşte Kadıköy'de yaşamak buna olanak tanıyor. Bir gün bir Çinli bir insanla oturabiliyorsun. Bir gün Fas'tan biriyle oturabiliyorsun. Almanya'dan biriyle oturabiliyorsun. Yemekleri hakkında konuşuyorsun. Kültürleri, dilleri, dillerin grameri hakkında konuşuyorsun. Ve bir sürü şeyler öğreniyorsun. Çok ilginç yolculuklara çıkıyorsun falan. Sen de şimdi gerçekten yani... bir yolculuğa çıkacaksın. Evet evet. <laughs> Bak bütün her şeyle bağlantılı. Burayla da çok bağlantılıymış. İşte üretmek dedik, çizgi dedik, Hı. dövme dedik, tasarım sistemi okuduk. Ee, ama bunun haricinde eğitimimle devam etmek istiyorum. Hı. Öğrendiğim eğitimimi nasıl devam ettireceğim bir yol vardı. Bu şurayla bağlantılı. Biz eğitimlerimizi kendimiz ürettik aslında. İşte burayı organize ederek, e, ders belgelinde gündemeyi yazarak, evet. ritim yaparak. Kendimiz tasarladık yani Evet bir noktada bu da bana böyle bir ders de verdi. Doğru. Şu an yolda olup formal olmayan, informal olan yani resmi olmayan bir eğitim sürecine giriyorum aslında. Bambaşka bir ülkeye gitmeyi planlıyorum. Bambaşka şeyler yapmayı planlıyorum. Hiçbir fikrim yok. Ne yapacağım bilmiyorum ya da nerede kalacağım. Ama bunları yönetmeyi öğreneceğim. Bunları kültürel bazda yönetmeyi öğreneceğim. Kültürler aracılığı, insanlar tanımayı öğreneceğim. Onların bana yeni dersler vereceğini biliyorum. Dokular, ee, yapılar <laughs> Öğreneceğim çünkü kültürlerin çok ciddi insanlar. Tabi e, tabii, tabii, Her şeyi yani, yani aslında. Her şeyiyle. Evet. kültürün bir estetiği var. Bir atmosfere var. gireceksin. Bir ambiyansı olacak evet, oranın. Evet, evet, havası evet, evet. olacak. Evet, ben <laughs> heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Şu an böyle onları <gülüyor> anlatırken milyonlarca evet. düşünüyorum şu an. Ama asıl demek istediğim daha böyle resmi konuşacak olursa hakikaten bir estetik arayışına da giriyorsun. Hı hı. Bu noktada yeni bir kültürün farklı estetiği. Her kültürün bence bir estetiği var. Bir bakış açısı, bir noktası var. Ve ben yapabilirsem Marokodan sonra belki başka bir yere, belki başka bir yere deyip eğitim sürecimi bakış çerçevemi, bakış açımı geliştirip işler üretmek istiyorum. Bu şu an dövmeyle gidiyor. Yarın başka bir şeyle olabilir. Ama ben hayatı okuyabildim. Belki atölyeden öğrendim. Belki çocukluktan beri hayatımdan öğrendiğim şeylerle şu an bu şekilde yönlendirebileceğimi düşünüyorum ve hayatımı bu şekilde yönlendirmeye çalışıyorum ya da çalışacağım. Öğrenmemi sürekli aktif kılmayı planlıyorum. Çünkü sadece hakikaten işte dört duvar falan değilmiş. Ha babam sınıfında var ya Hı -hı. eğitim dört duvar arasında evet. değil. Ya yani bu çok aslında konuşulması gereken bir konu. Eğitimle eğitim nasıl? İşte yarış mı, değil mi? Ne öğreniyoruz falan fistan derken yeni bir eğitim tanımı da oluşturuyorum belki. <laughs> ya da var ama var olanı öğrenmeye gidiyorum. Bu şekilde okuldan sonraki hayatımı da ya da planlarımı bu şekilde anlatabilirim. Evet. Umarız güzel bir süreç, güzel bir macera olur senin için. İyi şeyler. Deneyimlersin. Umarım, umarım. Ya kötü şeyler de olacak. Kötü şeyler de deneyimlersin. <laughs> evet, sonucu şey güzel şey olsun en azından <laughs> öyle diyelim. <laughs> yani sonuçlarını <gülüyor> görüyor <gülüyor> olacağız. Evet evet. Geri gelebilirsen de <gülüyor> <gülüyor> çok Evet. Valla. Pastan sonra bir şey söyleşi daha. Evet. Olur ben. Evet yani. evet pastan evet. sonra bir söyleşi daha yaparız Emran dediği gibi. güzel olabilir. Direkt bu konu üzerine konuşabiliriz. Çünkü hakikaten şunu son olarak yine ekleyeyim. dönmeye para kazanmak için başladım. Çünkü bir şey vardı, can çekiştiğimiz bir nokta vardı, ki hepimizin oluyor olacak biliyorum, tekrardan canım can çekiştiğimiz bir noktaya gireceğiz. Dönmeye başladım ama sonrasında onu gönlendirmek yine galiba bizim baktığımız yerlerde ee, nasıl baktığımız, nasıl algıladığımız, algıladığımız şeyde nasıl çevirmeye çalıştığımız önemli galiba. Benimki böyle. Çok teşekkür ederiz o zaman. Çok güzel şeyler söyledin. Evet güzel bir söyleşi oldu. Evet ben ben keyif aldım. Bayağı böyle durmana konuştuğum anlar oldu. <laughs> heyecanlıyım çünkü baya heyecanlıyım. Ben de şunu söylemek istiyorum kapanışa. bugünkü vizyonumun ya da perspektifin oluşmasında tabii ki de ders belgelerinde geçirdiğim vakitlerin önemi var. Tanıştığım insanların önemi var. düşündüğüm ya da o an konuştuğum anların ya da kelimelerin önemi var. Ben de bunun için bu süreci yaşayabildiğim için e, ders belgeliğine oradaki insanlara Amni Hoca'ya en azından bizim mentorluğumuzu yapıyor orada. Teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle. <laughs> Tamamdır. Evet. O zaman bir dahaki söyleşimizde görüşmek üzere diyelim.